ocaklarının bir ferdi olmak bizim için şereflerin en yücesidir. 22 yıl boyunca neferi olmaktan şeref duyduğumuz Ülke Ocakları'nın bugün genel başkanlığı vazifesindeyiz. Başta Allah'ın takdiri, sonra Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle Ülke Ocakları'nın 50. yıl dönümünde genel başkan olarak vazifelendirildik. 22 yıldır gönül verdiğimiz, hizmet ettiğimiz, hemen her kademesinde bulunduğumuz hocamızın genel başkan olmak bizim için şereflerin en yücesidir. 1997 yılında bizim mahallemizde bir ocak vardı. Oraya gitmeye başladık ama onun öncesinde benim hem babam hem dayılarım ülkücüdür. Dayılarımızdan işte ülkücü ideolojiye ait dergilerin, işte Ülke Ocakları dergisinin ve çeşitli kasetlerin, Aşık Sefai'nin ve Kaya Kuzucu'nun, çeşitli sanatçıların, o dönem dayım kasetlerini dinlerdi. Biz de merak eder sorardık. Çocuk daha ilkokul yıllarındaydık. Babamız, dayımız da anlatırdı. Orta ikinci sınıfta da Ülke Ocakları'na, burada 5 yolda Fatih Ülke Ocakları vardı o zaman, daha sonra kapandı. Oraya gitmeye başladım. Ondan sonra da Çarşamba'da Osman Gazi Ülke Ocakları vardı. Oraya devam ettim. Bursa'da lise başkanlığı yaptım. Akabinde 2002 yılında Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Orada hem fakülte başkanlığı, üniversiteler başkanlığı görevlerinde bulundum. Bugünkü MHP Bursa İl Başkanımız Cihangir Kalkancı'nın Ankara Ocak'ta yardımcısıydım. Daha sonra Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde genel sekreter yardımcılığı, vekaleten genel sekreterlik görevlerinde bulundum. Daha sonra 2007 yılında da halen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili olan Sayın İsmet Büyükataman'ın 11 yıl boyunca danışmanlığı vazifesini yürüttüm. İfade ettiğim gibi ocağımızın kuruluşunun 50. yıl dönümünde de Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak vazifelendirildim. Bizim idol aldığımız, örnek aldığımız, idolden ziyade örnek rol model diyelim, çok fazla şahsiyet vardır. Tabii ki bizim hiza aldığımız, örnek aldığımız, rol model olarak belirlediğimiz kişi Bilge Türk Devlet Bahçeli Beyefendidir. Biz Devlet Bey'i, Sayın Genel Başkanımızı kendimize örnek alırız. Onun hayatımızı, onun hayatı gibi şekillendirmeye çalışırız. Onun çok güzel bir ifadesi var. Ona büyüğümüze bir soru soruyor gazeteci. İşte hayatınızda renkli mi diyor. Benim hayatım dümdüz ülkücü bir çizgidir. Hiç kırıklık yoktur ki renkli olsun diyor. Biz Sayın Genel Başkanımızı kendimize örnek alırız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i kendimize örnek alırız. Mustafa Kemal Atatürk'ü kendimize örnek alırız. Enver Paşa'yı kendimize örnek alırız. Ve tabii ki her ülkücünün örnek aldığı Peygamber Efendimiz'in, Resulullah'ın hayatını kendimize örnek alırız. Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir. Çünkü bizim milletimiz çok liderler, çok başbuğlar yetiştirmiş bir millettir. Dolayısıyla örnek alınması gereken çok fazla insan vardır. Atilla'dan, Mete'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kılıç Arslan'dan, Bilge Kağan'dan, Tonyukup'tan, Nizamülmülk'ten, Sultan Alparslan'dan bahsedersek saatlerce bu sohbetimiz sürebilir. 4 Ağustos Enver Paşa'nın şehadet yıl dönümüydü. O zaman da bir video yayınlamıştık biz genel merkez olarak. Onunla ilgili Zeki Velidi Togan Hoca'nın çok güzel bir ifadesi vardır. Enver Paşa, Türkistan topraklarındaki şehadetiyle en büyük hizmetini yapmıştır der. Enver Paşa tabii ki şehadete bilerek ve isteyerek yalın kılınçla Çağan Tepesi'nde mitralyözün üstüne koşarken planlamıştır açıkçası. Bir Fransız filminde onun daha öncesinde planladığını ifade eden bir sahne vardı. Açıkçası çok da doğru olmadığını söyleyemeyiz. Enver Paşa şehadete bilerek koşmuştur. Ölümüyle de Türkistan, yani şehadetiyle de Türkistan topraklarındaki en büyük hizmetini yapmıştır. İttihat Terakki'nin önemli önderlerinden Talat ve Cemal Paşalar maalesef ki Ermeni kurşunuyla can vermiştir. Enver zannederim bunu istemedi, bunu arzu etmedi. Orada şehadetini kendisi hazırladı. Mekanı cennettir inşallah. En yalın haliyle ülkücülük, Türklük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletini bir arada yaşayıp yaşatmaktır. Ülkücülüğü gençlerimize biz anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle rol model olmaya çalışıyoruz. Yayınlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Bizim çok sayıda Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin çıkardığı yayınlar var. Bunlarla ülkücülüğü anlatmaya çalışıyoruz. Bir insan iyi bir Müslüman, iyi bir Türk olabilirse ülkücü olabilecektir. Tabii ki bizim
beslenme, fikri beslenme kaynaklarımız var. Bunları okuması gerekir. Ülkücülüğü bu haliyle arkadaşlara, yeni nesillere anlatma gayreti içerisindeyiz. Yayınlarımız bizim Ülke Ocakları dergimiz var. Ayda bir çıkan. 50 bin olarak basıyoruz. Bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz. 50 bin takdir edersiniz ki matbu yayın anlamında Türkiye'de çok önemli bir rakamdır. Elden bunları arkadaşlarımız, teşkilatlarımız, insanımıza ulaştırıyor. Bunun haricinde Bilge Türk ismiyle Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ithaf ederek ismini Bilge Türk koyduğumuz dergimizin orta öğretime yönelik olarak biz çıkartıyoruz. Bu dergimizi de 10 bin adet bastırıyoruz. Bunda bilim, teknoloji, çevre, spor gibi konular var. Liseli gençlere yönelik olarak bu dergiyi çıkartıyoruz. Çizimlerinden yazımlarına kadar her şeyi tamamıyla bizim ocağımızdaki genç arkadaşlara aittir. Tekraren herhangi bir şey yoktur bu yayınların içerisinde. Yine Dönence ismiyle bir kültür, sanat, edebiyat dergimiz vardır. Lise ve üniversiteli gençlere edebiyat alanında seslenen bir dergidir. Yine Türkiye ismiyle 2 haftada bir çıkan elektronik bir bültenimiz vardır. Türk dünyasından haberlerin derlendiği. Bu yayınlarımız şu an halihazırda süreli olarak devam ediyor. Bunun haricinde çocuklara yönelik bizim yayınlarımız var. Çocuklar için Nutuk ismiyle bir kitap çıkardık. İlk defa Ülke Ocakları yaptı böyle bir çalışmayı. Yine yazılışının 950. yıl dönümünde Kutat Kubili'yi çocuklar için hazırladık. Onu yayınladık. 10 bin adet bastık. Bunları Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak dağıttık. Bundan sonra sırada çocuklar için Dede Korkut var. 13. nüsha ile birlikte yine çocuklar için Orhun yazıtları, çocuklar için Atabatül Akayık, işte çocuklar için Divan-ı Lügat-ı Türk, bunlar tamamı çizimli olarak çocuklarımıza hazırlanmaktadır. Bu yayınlarımızı da yapacağız. Yine bir kitap çıkardık. CKMP'den MHP'ye geçişi anlatan, MHP'nin 50. yılını armağan ettik. Türk milliyetçiliğinin gelişimini anlatan, Türk milliyetçiliğinin siyasallaşmasını anlatan bir eserdir. Bu da yayın hayatına kazandırdığımız eserlerden bir tanesi. Yine yayına hazır olan, önümüzdeki ay çıkacak olan bizim milli mücadelenin başlamasının 100. yıl dönümünde Samsun'da bir gençlik kongresi tertip ettik. Onun tebliğler kitabı da önümüzdeki ay inşallah yayınlanacaktır. Ülke Ocakları'nın içerisinden birçok akademisyen yetişmiştir. Bundan önce de Ülke Ocakları'nın akademik çok fazla faaliyeti vardı. Tabii bizim akademisyen olmamız münasebetiyle biraz daha akademik çizgiye kaydığını ifade etmemizde bir mahsur yoktur diye düşünüyorum. Bu çalışmamızı biz tabii ki çağın hastalıklarından bir tanesi teknoloji bağımlılığıdır. Çocuklarımızın elinde sürekli tabletler teknolojiye bağımlı hale gelmişlerdir. Bir odanın içerisinde yalnız ama kendi kalabalıklar içinde sanan çocuklarımız maalesef gelecekte bunlar psikolojik olarak ruh hallerine de yansıyacaktır. Psikolojisi bozuk bir topluma sahip olmak istemeyiz. Türk milliyetçilerinin vazifesi toplumun her meselesiyle ilgilenmektir. O yüzden biz geçtiğimiz günlerde geleneksel Türk oyunlarını oynamaya teşvik ettik. Ocaklarımızı çocuklarla birlikte, anne babalarını da davet ettik. Saklambaç, kovalambaç, yakan top, işte çeşitli oyunları anne babalarıyla birlikte oynadılar. Yine bizim az önce ifade ettiğime katkı olarak söyleyeyim, Eylül-Ekim gibi çıkmasını planladığımız, akademisyenlere hazırlattığımız En Yalın Haliyle Teknoloji Bağımlılığı ismiyle bir kitabımız yayınlanacak. Anne babalara, ebeveynlere hitap edecek. Yine zikrettiğim aylarda konunun uzmanlarına bu konuda Ülke Ocakları'nda konferanslar verdireceğiz. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili Türkiye'nin her yerinde. Biz Ülke Ocakları 50 yıllık bir ocaktır. 50 yıllık şerefli mazisiyle ocağımız Türk milletine hizmet etmektedir. Teşkilatımıza ait bir binamız olacak inşallah. Bunu da 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda açmayı hedefliyoruz. Ankara'da Balgat semtinde yeni binamızı hizmete inşallah bilge liderimizin katılımlarıyla açacağız. Hedef Turan kitabı bir kitap olarak yazılmadı. Benim gençlik yıllarımda, üniversite, lise yıllarımda yazmış olduğum yazıları bir araya getirmem neticesinde oluşmuş bir kitaptır. Yazılarımızın, tabi Turan'la ilgili de yazılar var. Turan İdari bütün Türk milliyetçilerinin Enver Paşa'nın uğrunda şehit olduğu
binlerce, milyonlarca şehit verdiğimiz bir idealdir. Geçmişte bunlar gerçekleşmiştir. Bugün de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur. Tabii ki 21. asırda Türkleri tek bayrak altında toplama idealini tek bir devlet olarak görmemek gerekir. Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi Türkler bir birlik kurup bunun üzerinde bir Turan idealini gerçekleştirebilirler. Buna kültürel, ekonomik ve sosyolojik olarak bakmakta fayda vardır bu idealimize. Bu da bizim Hedef Turan kitabımızda bu ideal yolunda çok küçük bir katkı sağladıysa bize ne mutlu. Turan, Türklükle ilgili bir meseledir. Türklükle ilgili bir kavramdır. Hoca Ahmet Yesevi'nin çok güzel bir ifadesi var biliyorsunuz. Türklük kaderimiz, İslamiyet seçimimizdir. Tabii ki bizler Müslüman Türkleriz. Ancak Turan kavramının içerisinde Türklükle ilgili meseleler vardır. Bunlar tabii 19. yüzyılın başında tartışılmış, nihayet erdirilmiş meselelerdir. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı aydınları bunları tartışmışlar. Yusuf Akçura Üç Tarzı Siyaset ismiyle bir makale yayınlamıştır. Bu makalesinde öncelikle Osmanlıcılık ele alınmış, daha sonra İslamcılık, daha sonra ise Türkçülük ele alınmıştır. Bunları da o dönemin Türk milleti denemiş, Osmanlıcılığı denemiş, hazin bir şekilde Balkanların kaybından sonra Osmanlıcılığın tutmayacağı anlaşılmış, İslamcılığa yönelilmiş, İslamcılığın da İngiliz ajanlarının oyunlarıyla, başta Lawrence ve hocası Gertrude Bell olmak üzere Orta Doğu'nun hazin bir şekilde elimizden kaybolmasının neticesinde İslamcılık fikrinin de kurtarıcı olamayacağı görülmüş. Daha sonra Türk milleti Türkçülüğe yönelmiş ki Ziya Gökalp'in bunu aslında ifademi anlayan olur, anlamayan olur. Ziya Gökalp içtimai bir mikrop olarak telakki ediyor milliyetçiliği. Diyor ki, tabii ki bunu imparatorluklar için bir içtimai bir mikroptur diyor. Artık bu mikrobu kendi lehimize kullanmanın zamanı gelmiştir diyor. Osmanlı tebaası içerisinde milliyetçiliğe sarılan en son Türklerdir. Arnavutlar, işte Yunanlılar, Bulgarlar, Araplar tamamı milliyetçilik gelişimlerini tamamlamışlar. Daha sonra Türkçüler Türk milliyetçiliğine sarılmışlardır. Neticesinde ise Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuşlardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkçülük fikri kurmuştur. Tabii ki Gagavuz, Türkler bizim soydaşlarımızdır. Yani bunlar çok fazla daha önce bizim öğrencilik yıllarımızda, lise öğrenciliği yıllarımızda Türk müsün, Müslüman mısın falan diye saçma sorular sorarlardı. Bunlar çok doğru değiller. Müslüman Araplar da bizim kardeşimizdir. Hristiyan Gagavuzlar da bizim kardeşimizdir. Bir ayrımız gayrımız yoktur. Çok da duru Türkçe konuşur Gagavuzlar. Bedelli askerlik bir haktır. Devletimizin tanıdığı bir haktır. Herkes askerliğini bedelli olarak yapabilir. Bunda bir beis yoktur. Çünkü devletimizin kanunları çerçevesinde belirlenmiştir bu. Ben askerliğimi bedelli olarak yapmadım. Askerlik hizmetimi kısa dönem er olarak yaptım. Acemi birliğimi İskenderun'da, Deniz Er Eğitim Alayı'nda, Usta birliğimi İstanbul'da, güvenlik bölüğünde, Beykoz'da tamamladım. Askerlik hizmetimizi yaptık. Askerlik hizmeti kimi canıyla, kimi malıyla diyorlar ya, herkesin o kendi takdirine kalmıştır. Dediğim gibi bu bir yasal haktır. Dileyen askerliğini gider yapar, dileyen de ücretini ödemek mukabilinde bedelli olarak yapabilir. Türk milletinin her bir ferdi bizimdir. Biz, toplumu biz ve ötekiler diye ayırmayız. Dolayısıyla bu kendi iradelerine kalmış bir durumdur. Dileyen Türk ordusunun şerefli bir mensubu olabilir. Dileyen farklı alanlarda başarılı olabilir. Başarılı hizmetler yapabilir. Dolayısıyla bu bizim yönlendireceğimiz bir şey değildir. Çünkü bizler eğer ki bir grup askeriyenin içerisine birilerini yönlendirirse yeni FETÖ'ler çıkar. Yeni paralel devletler çıkar. Ülkücü gençlikten paralel devlet çıkmaz. Çünkü ülkücü gençlik önce ülkem ve milletim der. Ve ülkücü gençlik kimin ne olacağına karar vermez. Bizde hürriyetçilik ve şahsiyetçilik vardır.
Başbuğumuzun 9 Işık kitabında. Dolayısıyla her birey hür ve şahsiyetli bir biçimde geleceğine kendisi karar verir. Bizler yönlendirmeyiz. Sen falanca okula gideceksin, falanca yeri tercih edeceksin demek. Ancak şu şekilde bizim ocaklarımızda rehberlikler olur. Gelir genç, işte şu kadar puan aldım, nerelere kazanabiliyorsa o çıkartılır. Kendi ilgi alanına göre yine o gencimiz bunu kendisi tercih eder. Bu kişinin kendi vereceği karardır. Gençlerimiz okusunlar. Okumak istikbali hazırlamaktır. Dolayısıyla bol bol okumalarını tavsiye ediyorum. Ben açıkçası ortaokul yıllarından beri şiir yazarım. Ancak bu şiirleri yayınlamam. Çünkü benim çok iyi şair arkadaşlarım var. Alanında çok güçlü şair arkadaşlarım var. Açıkçası biraz da ar ederim. O sebeple şiirlerimi yayınlamam. Beğenmem çünkü onların yazdığı şiirler karşısında ama pençe harekatında duygularımızı kağıda döküp onu hem seslendirip yayınladık. Bu vesileyle şair yönümüzü toplum tanımış oldu. Dediğim gibi ortaokul yıllarından beri bir şeyler karalıyoruz. Hayır, bestelenmiş. Yani bu son şiirimizi bestelediler. Ondan sonra Turan'la ilgili bir şiirimiz vardı. Onu bestelediler. Bunlar da yeni bestelenen iki şiirimiz. Ama bende herhangi bir bestekarlık yok. Benim iki tane kızım var. Bengisu ile Banu Çiçek. Tabii ki ben iyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Çocuklarıma çok vakit ayırırım. Beraber ata bineriz, beraber yüzeriz. Beraber doğa yürüyüşlerine çıkarız. Tabii ki çok yoğun mesaimiz var. Türkiye'nin aydınlık geleceği adına yoğun bir mesaimiz var. Tabii ki bu hem bütün Türk çocuklarının hem Bengisu ve Banu Çiçek'in geleceği için ülke ocakları çalışıyor. O yüzden babalarından biraz feragat edecekler. İsim bir boncuktur tabii ki. Türk ismi koymalarında fayda vardır diye düşünüyorum. İfade ettiğim gibi Türk gençliği hayal etmelidir, hayal kurmalıdır. Yahya Kemal'in, merhum Yahya Kemal'in benim sen levha yaptığım, hayatımda rehber edindiğim bir şiiri vardır. Yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar diyor. Ben Manastır'da askeri idadiyi ziyaret ettim. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu askeri idadiyi. Eğer o günlerde belki de Mustafa Kemal bir milletin kurtuluşunu hayal etmemiş olsaydı belki de bugün Türk milleti esir olabilirdi. Dolayısıyla her Türk genci ne olursa olsun hayal kurmalıdır. Kent 16 medyaya hayırlı bayramlar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum.